Tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi izleyicilerin sanıyorum sorusu olacaktır ama ben bir açılış sorusuyla başlayayım. Öncelikle Necip Sarıcı biraz rahatsız olduğu için bugün buraya gelemedi. Oysa İstanbul Modern, İstanbul Modern'de düzenlediği film gösterimleriyle, Kuyu filminin özel gösterimini hatırlıyorum örneğin. 2014 yılındaki Yüzyıllık Aşk'taki katkılarıyla sergimiz ya da bizim için düzenlediği İstanbul Film Programı'yla İstanbul Modern'in çok sevdiği insanlardan biri. Onu burada görmek çok isterdik ama başka bir zaman başka bir programda buluşacağız inşallah bu yıl. Kafamda bir şeyler var. Ama onun dışında yani Mehmet Güreli ve Görkem Yatan gibi iki sanatçı da burada bu an. Yani çok özel bir buluşma olduğuna inanıyorum bunun. Bir Necip Sarıcı belgeseli, yönetmeni Mehmet Güreli, yapımcılarından biri de Görkem Yatan. Hani Mehmet Güreli'yi tanıtmama gerek yok ama yazar, müzisyen, ressam, yönetmen. Görkem Yatan da hem yönetmen, yazar ve oyuncu. Dolayısıyla da böyle çok acayip bir kimya olmuş burada. Bu projeye nasıl başladınız diye soracağım. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Bu üçlü nasıl bir araya geldi? Necip Bey'i eskiden ben tanıyordum. Görkem de tanıyordu. Biz Türk sinemasına emek verenler üzerine bir proje oluşturmaya karar vermiştik. Necip Bey de ikinci olarak geldi. Daha önce de yaptık bazı şeyler. Necdet Mahfi Ayralı yapmıştım ben. Abdurrahman Keskiner'i yapmıştık ve Necip Bey'i de yapmak gerekiyordu. Şimdi filmle ilgili aslında amacın içinde filmde. Yani onun bazı şeylerden aldığı duygular ve çoğu şeyin kaybolduğunu anlatmak istedik aslında. Filmde o hava var galiba. Yani çoğu şey kaybolmuş aslında. Fakat bunları yansıtmamız gerekiyordu. İşte hep beraber Yalçın, Görkem, el ele verdik. Ahmet, Sezgin, işte bizim ekibimiz hep beraber film çektiğimiz insanlar. Onlarla birlikte bu filmi, projeyi, Necip abinin de şeyi çok önemlidir. Yani katkısı da onun sevinci ve halen bir şey anlatma duygusu, o geçmişi yaşatma duygusu filme geçtiğini zannediyorum ben. O kadar yani şeyin daha başka bir şeyler söylenebilir ama esas amacımız bu. Ama sizin bir arkadaşlığınız, bir dostluğunuz olduğunu da mesela bilmiyordum. Bir 30 sene, 35 senemiz var. Onunla beraber papyruslerde rakı içmişliğimiz çok vardı. Yani çok sinemayı konuştuk. O çevredeki o zamanki papyruste yani sinemanın aslında damarı gibiydi. Herkes oraya geliyordu ve herkes bir şeyler anlatıyordu. Eski zamanlarda Beyoğlu'ndaki kahvelerde de herkes şiirini yazıp kahvelere giderdi. Ah Beyoğlu, Ah Beyoğlu zamanları, Beyoğlu'nun. Şimdi şiirini alıp kimsenin gideceği yer yok. Bunu anlatıyoruz en azından. Filmin içinde de o var. Yani bir sürü anlattığı şeyler insanlar, şimdi filmde anlattığı Yılmaz Atedeniz'i anlatıyor. Geçen hayatını kaybettik. Yani o kadar hayat hızlı gelişiyor ki bazı değerleri almak gerekiyor. Bize de yapacağımız o yani. Bizim yapacağımız bu bir sürü değeri ortaya çıkarmak, onlarla ilgili o iz düşümleri yansıtabilmek. Yani İzmir'de makinist olarak, kendi deyimiyle aslında operatör, o zamanlar makinist değil operatör derlermiş. Operatör olarak başladığı Yeşilçam'a içine düşmek olarak hep tabir ediyor. Öyle bir içine düşmüş ki bir daha da çıkamamış, öyle bir aşk bu. Ve gerçekten de hani 60 yıldır hem Yeşilçam'ın sesi ama hem de belleği, bekçisi. O yüzden de Necip Sarıcı üzerine ne kadar belgesel yapsak, onu ne kadar konuştursak yetmiyor. Çünkü her seferinde yeni bir şey öğreniyoruz. Peki Görkem, sen bu işe nasıl bulaştın? Biz bir ekibiz. Mehmet Güreli, Yasin Akyıldız, ben. Yıllardır birlikte üretmeye devam ediyoruz. Nesim arkadaşımız burada şu anda. Sağ olsun, o da geldi. Ahmet Sesi Gürbil, işte Mehmet'in saydığı isimler. Şu an sayamayacağımız kadar çok arkadaşımızla birlikte sinemada hem filmler hem de bu tip köprü olan projeler yapmaya çalışıyoruz.
Tabii bunları niye yapıyoruz? Aslında bizim görevimiz ne? Biraz görev belirliyoruz kendimize. Başka kurumların yapması gereken, başkalarının üstlenmesi gereken projeleri biz üstleniyoruz. Çünkü ben 17 yıl önce ilk Arif Keskiner, Abdurrahman Keskiner, Necip Sarıcılar'la tanışıp onlarla oturup konuştuğumda sinema sevgisi içimde gittikçe büyümüştü. Çünkü konservatuvarda okuyordum, tiyatro bölümündeydim. Ve gittikçe onlardan çok şey öğrendiğimi fark ettim. Bunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşündüm. Yıllarca işte Yalçın'a, Mehmet'e bunları yapmamız gerekiyor dedikçe biliyorsunuz sinema çok pahalı bir iş ve bizleri sanatçı olarak da aşan bir iş. Ama yine de biz yıllar içinde diğer işlerimizle bu bütçeleri hazırlamaya çalışıp bu projeleri yaptık. Pandemi döneminde Yalçın işte yine mi bir olmayacak projeye geldin dese de o da çok seviyor bu projeleri, Mehmet de öyle. Bir karşılığı bugün alınamayacak ama ileriye de çok ciddi bir değer olarak bırakılacak projeler olarak düşünüyoruz bunları. O yüzden biraz benim ısrarımla başladı diyeyim. Çocukluk hevesimle başladı diyeyim. Onlar da çocuk gibi oldukları için Mehmet Gürel'i, Yalçın ve diğer bütün arkadaşlarımız bu projeye herkes destek verdi. Ve herkes gönülden katıldı. Bunun içinde post prodüksiyonu da var, çekimi de var. Bütün filmlerin teliflerini gördünüz ki çok önemli onlar da. Herkesin sinema tarihine desteği var bence. O yüzden ben çok mutluyum böyle bir proje yaptığım için. Tüm o samimi çaba zaten filmin içine her bir anda yansımış diye düşünüyorum. Benim sorularım var ama burada bana bakan gözler de var. Sorusu veya yorumu olan varsa mikrofonu iletebiliriz.